Filipinler Bora Hay'dan herkese selamlar. Bugünkü videoda Bora Hay'ın çılgın dedikleri gece hayatını göstereceğim. Bakalım ne kadar çılgınlarmış. Çok övgüler yapılıyordu buranın gece hayatı hakkında. Ben dün geldim buraya. Bugün de gece hayatını çekeceğim. Bugün günlerden cuma. Tabii şu anda buranın düşük sezonlarından birisi. Normalde burası Ocak ve Şubat aylarında çok yoğun oluyormuş. Ben böyle en ölü zamanlarından birine geldim. Geldik. Madde benimle beraber. Dün biraz biz dolaştığımızda ayakta eğlenen insanlar yoktu. Genelde canlı müzik falan var. Genelde insanlar oturarak eğleniyorlar burada. Sahilin kurallarını göstereyim size. Sigara içmek yasak, alkol içmek yasak. Ya alkolü geçtim, yemek de yasak. Dün hatta biz bir şeyler içiyorduk. Polis geldi, elimizden aldı şişeyi. Böyle bir kural var burada. 7'den sonra yüzmek de yasakmış. Şöyle sahili hemen göstereyim size. Sahil kısmında genelde aileler var akşamları. Çok güzel bir sahili var. Sabahları su buraya kadar geliyor. Şu an olduğum yere kadar geliyor. Akşamları görmüş olduğunuz yere kadar çekiliyor. Bir başka videoda da buranın gündüz halini görebilirsiniz. Yani inanılmaz bir gel git var gerçekten geceyle gündüz arasında. Şimdi tekrardan mekanların olduğu yere doğru gidiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yerler komple kumla kaplı. Mekanların önleri de kumla kaplı. Hiçbir şekilde beton yapmamışlar, burayı korumuşlar. Yani şurası Türkiye'de olsa buraları anında beton yaparlar. Şuralara masa atarlar ve her yeri işgal ederlerdi. Sahil bölümünde dediğim gibi canlı müzik oldukça fazla. Mesela burası kalabalık popüler yerlerden birisi. Abla gerçekten harika söylüyor. Sesi mükemmel bence. İşte burada 500 pesoya yani 10 dolara bir ücretsiz drink, pahalı yani. Fiyatlara da baktım. Kokteyller 5-6 dolar civarında. Biralar 3-4 dolar civarında. Vodkalarda yine 4-5 dolar Amerikan doları civarında bu mekanda. Mert çok acıkmıştı. Şimdi bir yere geldik. Burada böyle bir sürü restoranlar var. Şurada da canlı müzik var. Arkadaşlar Mert'in söylediği şeye bakar mısınız? Yengeç. Abi yengeç söyledi adam ya. Vejetaryenim ben zaten, öyle hani sorun olmuyor benim için de. Bunu görünce bir kötü oldum ya. Bu ne abi? Bacaklarını da yiyeceğim mi? Bakacağız. Yeriz. Afiyet olsun. Sağ ol kardeşim. Gel beraber olsun. Yok. Ya şunu et yiyor olsam bile yiyemem zaten. Yiyemem. Abi ya. Abi bunu ye kanka. Salatalık. Yok hiçbir şey. Salatalık. O tabaktan hiçbir şey yemem. Mert yengeç söylemiş ama hayatında ilk defa bu şekilde yiyormuş. Daha önce sushi ile beraber yemiş. Nasıl yiyeceğini de bilmiyor. Şu an kızı çağırdık. O öğretiyor. Şöyle bir alet falan var. Keski gibi bir şey var. Her yeri taş gibi diyor. Et yok doğru düzgün. Böyle kese kese yiyor işte. 12 dolar para verdi bir de. Aç acına kalkacak çocuk sofradan. Türk gezginleri için kara bir gece bugün gerçekten. Saatlerde uğraşıyoruz. Mert'in GoPro'sunda sorun var bugün. GoPro ile denize girdi. Normalde su altında çekim yapılabiliyor GoPro ile. Evet yapıyormuş. Çok da güzel yaptı yani. Aynen. Ama çöpe atacağım yani şimdi. Aynen Mert'in bayağı sinirleri bozuldu. Sürekli aç kapa yapıyor. Bataryayı çıkarıyor. Tuşunda sorun var ya, bir türlü düzelmedi. Ben de şimdi telefona mikrofon takmaya çalıştım gece hayatı çekeceğim için, ses daha net gelsin diye. Benim de mikrofon çalışmıyor. Bugün bir şeyler çekmiştim. Zorlanmıştım, sorun vardı. Akşam yine sorun oldu, bu sefer çözemedim. Sabah çözmüştüm. Mikrofon falan da yok yani şu anda. Hiçbir sorun da gözükmüyor mikrofonda ama bir türlü sesi almıyor yani. Ben de telefonu kendi mikrofonuyla çekim yapıyorum. Yani ne yapacağımızı şaşırdık bu gece var ya. Bir çekim yapma hevesimiz, mevesimiz, her şeyimiz kaçmış durumda. Ben videoya belki mikrofonu yaparsam yarın devam edebilirim. Şimdi yine biraz bir şeyler çekeceğim. Dostlar sinirimiz bozuk ya bizim Sinan'la beraber. Aynen. Zaten gece hayatı diye çıkmıştık, vurduk kendimizi alkole. Aldık bir şişe içki, doldurdum acı. Bu gece dertliyiz abi, kameram gitti, dertliyim içiyor. Aynen bu gece de böyle, ne yapalım. İçki nedir bilmezdim. Sabah kadar içeceğiz, alkole vereceğiniz parayla gidin yeni kamera alın. Diyecekler olacaktır kesin. Şu koca şişeyi 3 dolara aldık. Aynen. Ya. Şu şişe arkadaşlar. Şu şişe 3 dolar ya. 3 Amerikan doları yani işte 60 Türk lirası falan. Aynen. Yani. Aynen yani şu an Türkiye'de muhtemelen 2 tane bira alamıyorsunuz herhalde şu parayla.
O yüzden o çok önemli değil yani o kısım. Oraya gelene kadar ne masraflar var. Ne yapalım? Yaşamayalım mı? Onu da Allah'ım beni bu insanlar delirtecek. Neyse dostlar böyle biz şimdi biraz bir demlenelim. Bir kendimize gelelim. Sonra artık ya duruma göre gezeriz, takılırız. Aynen. Ne yaparız bilmiyoruz. Belki sahilde uyuruz bu gece. Bu depresiflikte biz sabah bizi toplarlar sahiller. Ah be kardeşim. Aynı gün benim kamera, aynen, senin mikrofon. Gerçekten rezillik ya. Şans yani. Cep telefonuyla çekiyorum. İnanılır gibi değil yani. Herkese tekrar selamlar. Dün bayağı üzüldük hakikaten. Moralimiz bozuldu. Ama bugün gördüğünüz gibi mikrofonu takabildim. Bugün çalışıyor. Sabah nasıl oldu anlamadım. Halloldu bir şekilde. Bir gün sonra videoya devam ediyoruz şimdi. Cumartesi bugün. Dün cumaydı. Allah'tan cumartesi üst üste denk geldi de çekim yapabileceğiz yani biz de. Şimdi kaldığımız yerden bu sefer daha güçlü, daha güzel devam ediyoruz. Ünlü bir düşünürün söylediği gibi, genciz, çıtırız, yeniden başlarız. Moral bozmak yok, gençliğimiz var. Şu sağ tarafımda göreceksiniz arkadaşlar, eskortlar var burada bayağı. Bizi sürekli çağırıyorlar, sürekli biz burada yürüdüğümüz için. Bakın şu sağ tarafta, zoom yapabiliyorum sadece çok fazla çaktırmamak için. Mert Reis de geldi. Aa, kardeş sen de mi buradaydın? Tam eskort dedim, sen geldin Mert. Evet, hadi gidelim mi, hazır mısın? İşte şu arkadaşlar gördüm, çok çekmemeye çalışıyoruz ayıp olmasın diye. Zaten kelimenin de İngilizce anlamı da aynı olduğu için onların yanında telaffuz etmemeye çalışıyoruz. Para karşılığı cinsel ilişkiye giren hanımefendiler diyelim biz uzunca. Bu yol boyunca çok fazla var. Önceden daha da fazlaymış. Bu temizlenmiş hali bu arada. Bu sağdaki arkadaşlar da yine aynen eskortlar. Artık uzmanı olduk. Kim eskort ki? Yanlışlıkla telaffuz ettim. Neyse. Şimdi bir tane ucuz bir yer bulduk. Mert yemek yememişti. O bir şeyler yiyecek. Bende bir tane tatlı var burada. Halı halı. Bir arkadaşım önermişti. Türkiye'den mutlaka dene diye. Ucuza buldum ama tam da şurada yazıyor bak, şimdi gördüm. Şu köşede 100 peso ucuz yani, 2 dolar sadece. Bazı yerlerde pahalıydı, burada ucuzken yiyelim dedim. Mert de yemek yiyecek. Bakalım nasılmış. Halo halo. Halo halo halo. Yemek yiyeceğimiz yer burası. Mert en öne oturdu. Alt tarafı ufacık bir şeyler yiyeceğiz. Çok güzel söylüyor. Sesi çok güzel kızım. Benim hala hala geldi şimdi. Bu Filipinlerin ulusal tatlısıymış. İçinde birçok malzeme var. Net bir malzeme seti yok. Böyle buz var, süt var, meyve karışımı, mısır patlağı vesaire. Tadı güzel yani. Böyle bizdeki bir şeye tatlıya benziyor ama şu an tam çıkaramadım. Bizim damak tadımıza yakın bir şey. Güzel. Hoş yani, sütlü bir tatlı. Arkadan döktün yalnız sütü. Aynen. Abi biraz bayağı bir şöyle biraz içmek lazım bak. Bardağın altı bayağı süt oldu. Aynen biraz böyle içeceğim. Kanka burnun çok güzel. Çikolata mı bir şeyler oldu burnundur. Aynen. Meyvenin şeyi geldi. Şurada kocaman bir buz parçası var. Bunu anlayamadım abi. Çok büyük. Bu ne oluyor? Anlayamıyorum. Kırmayı dene. Kırılma da kırılma. Hani bir tatlının ancak böyle içinden geçilebilirdi zaten. Aynen. Abi şöyle, aynen. Şöyle bir şey bak. Bu ne böyle kardeş? Anlamadım ki. Buz ya. Aromalanıyor orada işte herhalde. Aynen böyle emcikliyorsun herhalde bunu, böyle meybuz gibi. Böyle çekiyorsun içine. Düz bir şey yani. Altından yine bir şeyler çıktı. Oo. Alt kısmındakiler çok iyi. Bir sürü parçalar var, çok iyi. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Kapat. Evet, tatlımızı yedik. Keyfimiz yerine geldi. Şimdi burada meşhur bir tane bar var. Oraya bir bakacağız. Ondan sonra da diğer yerlere gideceğiz. Hemen yan tarafımızda zaten az önce yemek yediğimiz yerin. Hello. Hello. Burada herkes merakla sallamaya. Böyle. Şimdi o mekanın önüne geldik. 10 bar. Mert bir şeyler sordu şimdi içeriye de. Ne sorduğunu henüz söylemedi. Evet Mert.
Kanka ben şimdi içeriye girdim. Şuraya delikanlı gibi girdim. Dedim kaç para ulan dedim bir mekana girme. Bir bilet kaç para lan dedim. 500 peso dedi. Güne kuruyla 10 Amerikan doları yani düz hesap 300 Türk lirası ediyor. Aynen. Ama bir tane içki veriyorlarmış içinde ücretsiz. Aa Allah razı olsun ya yapma tane, ya. Bir tane bira varmış. Yapma ya. Ama alkol fiyatları çok ucuz. Burada bir bira içmek 120 peso. 120 peso da 2,5 Amerikan doları ediyor. Yani 2,5 dolara bira içiyorsun. Çok ucuz ama içeri girmek 500 peso 10 dolar. Yani bir birayı 10 dolara satıyorlar girişte sonra 2,5-2,5 alıyorlar. Video çekeceğiz deseydin. Vallahi yapacak bir şey yok. Pahalı video, başka yere bakalım. Video çekip çıkacağız deseydin. 10 dolarla biz bir gün geçiriyoruz. Benim konaklamam zaten 10 dolar abi. Benim günlük toplam yemek param 10 dolardan daha az yani şu an Filipinler'de. Şimdi biz başka mekana doğru gideceğiz. Oraya giremedik az önce gördüğünüz gibi maalesef. Burada her yer escortu bol yani. Yani aslında öyle çok da şey bir yer değil yani. Hani aile de çok var burada zaten. Aileler geliyor, çiftler geliyor. O konuda da çok yanlış bir izlenim görülmesini istemem açıkçası ben. Şimdi şuradaki kırmızılı abi de gelip işte uyuşturucu ister misiniz falan diye soruyor erkeklere. Şimdi ben hayır dedim. Yandaki abinin yanına gitti. Öyle çaktırmadan geliyor, soruyor. Uyuşturucu sordu da istiyor musun diye. He satıcı. Aynen satıcı. Kanka az önce ben içeri girdim sen gelmedin ya keşke gelseydin benimle. İçeri giriş ücreti 10 dolar. Ha. Ben dedim girmeyeceğim takılmayacağım dedim güvenliğe sadece video çekmeye girebilir miyim dedim. Ha. Tamam dedi. Kamerayla bir girdim içeriye herkes el sallıyor gel benim masaya falan filan. En son bir kızların olduğu bir masa vardı. Gittim o masaya ve yani iki kız iki erkek takılıyorlardı. Hani arkadaşla çağırdılar. Yanlış anlaşılma olmasın. Hani dürüstçe anlatalım. Saptırmayalım olayı. İki çift kız erkek ve kızın birisi geldi. Benim kamera açıp bana içkisini verdi. Gel bize katıl dedi. Aldım kızın içkisini içtim. Aldılar Instagram'ımı, YouTube'umu takip ettiler. Kızları videoya çekiyorum. İşte içkisini içtim kızı falan. Takıldım, içtim, çıktım. Güzel baba. Yani burada arkadaşlar videoyu izleyen anlatmak istediğim burada Filipinliler çok aşırı derecede arkadaş canlısı insanlar. Yani burada bir fesatça bir olay anlatmadım. Hani kız bana asıldı, kız bana yürüdü değil. Ya zaten yanında sevgilisi vardı. Yani kız yanında sevgilisi varken bile bana bir yabancı olarak içkisini ısmarladı. Masalarında takıldım 2-3 dakika. Yani çok arkadaş canlısı insanlar. Çok iyiler. Aynen kafaları rahat yani. Aynen yanında sevgilisi var kız bana içkisini veriyor. Masasına çağırıyor. Aynen burada fesatlık yok. Çok iyi insanlar. Bayılıyorum Filipinlilere ya. Aynen. Çok iyiler ya. Mert Filipin aşığı oldu 2 günde. Hadi gidelim Exit'e. Aynen şimdi devam. Yola devam. Şimdi böyle bir mekan bulduk. Adını da bilmiyorduk buranın. Bambo Bungalow diyor. Salaş bir yer. İçeride yani normalde çok Avrupalı yok ama burada bayağı Avrupalı var. Hepsi buraya gelmiş herhalde. Biraz böyle hippie mekanı gibi. Çok güzel kokular geliyor. Bayağı da kalabalık. Güzel. Tam benlik yer burası işte ya. Tam benlik yer burası. Patlamalı çatlamalı müzikler. Mert de yine çekimde tabi. Sen nereden çıktın? Hello, hi bro. Hello. Böyle kovayla almışlar, içiyorlar kovayla. Güzel yer. Çok güzel yer hakikaten. Mekan bu işte ya, mekan bu hocam. Hello. Arana yer bulundu ya. Burada biraz duracağız. Mert bira içecek. Ben içmeyeceğim şimdi. İçersem tutamıyorum kendimi zaten. Şimdi oradan çıktık başka bir yer gördük. Dış tarafında kimse yok doğru düzgün. İnsanlar oturuyor ama şu ileride parti olayı var herhalde. Partinin kokusunu ben uzaktan alırım her daim. Yıllarımızı verdik gece hayatına. Ama biraz boş bir parti herhalde. Yani. Eğleniyorlar öyle çok ekstra bir şey yok. Evet dönüyoruz. Boş bir parti çıktı demek ki çok da anlamıyormuşum. Bir şey yok dön. İyi değil mi? Dön. Evet birkaç yere daha baktık. Oralarda da çok bir hareketlilik yoktu. Yani dediğim gibi ölü sezon olduğu için demek ki böyle.
Yani ben aradığımı bulamadım. Benim biraz zaten gece hayatı eşiğim yüksektir. Öyle kolay kolay memnun olmam ben. Birçok kriterim vardır. Bora Hay en azından bu mevsimde diyeyim. Benim beklentimi çok fazla karşılamadı şu an için. Ama belki de işte yüksek sezonda Ocak-Şubat aylarında daha da farklıdır. Gece hayatı videosunun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.